Havaalanında hamam. İniş kartınızı görebilirim. Kaydedir. Kaydedir. Herkese merhaba, ben Orkun. Bugün İstanbul Yeni Havalimanı'ndayım. Haberlerde 27 yıldır İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşayan adamı gördüm. Havalimanı çalışanları, basın mensupları ve yöneticilerin desteğiyle 27 yıldır terminalde kalan Tepeli, sol ayağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle 10 yıldan beri tedavi görüyor. Ve ben de bugün 27 yıl yaşamaya kalkışmayacağım ama 48 saatimi burada geçirmeye çalışacağım. Bugün akşam saat 19.20'ye Kırbız'a bir uçak bileti aldım. Buradan şimdi içeriye gireceğim, güvenlikten geçeceğim ve uçağımın oraya doğru giderken orada kalacağım. Uçağa da binmeyeceğim. Bakalım başıma neler gelecek. 48 saat havalimanında kalabilecek miyim? Bununla ilgili herhangi bir güvenlik önlemi var mı? Hiçbir şey bilmiyorum ama 48 saat havalimanında kalmayı deneyeceğim. İçeri gidiyorum. Evet, kaydediyoruz. Besmele, hadi. Ticari, bekleme yapma. Düdük koymuşlar ya çantaya. Çantaya niye düdük koyar? Hiçbir şey yokmuş. Normal geldik, tutacağız. Evet, biletimi aldım, check-in'imi yaptım, pasaport kontrolünden geçtim. Görüyorsunuz şurada akşam saat 7.20'de, biniş saatimde 18.20. Şu an saat 1. Kronometremizi başlatıyorum. 48 saat başladı. Teşekkürler. Teşekkürler. En çok korktuğum şey şu biniş kartımı uçuş sürem geçtikten sonra, uçağım kalktıktan sonra biniş kartımı kontrol ederler ve benim burada kaldığımı görürlerse ne olacak? Projeksiyon. 2019. Merhaba 2019. Gerçekten Black Mirror bölümü gibi ya, alışamadım ben bu teknolojik şeylere. Şimdi burada yapacağımız zaten zibil tane şey var. Ama önce bir keşfe çıkalım istiyorum. Şimdi ben nerede yatabilirim, nerelerde yatabilirim, nerelerde çok dikkat çekmeden yatabilirim, nerede rahat uyuyabilirim. İki gecemi burada geçireceğim çünkü. Havaalanındaki en ucuz yemek nerede, en pahalı yemek nerede? Havaalanın içinde otel bile varmış. Saatlik oda kiralayabiliyor musun, duş kiralayabiliyor musun? Zaten devasa bir havaalanın içinde de zibil tane şey var. Şimdi benim en çok merak ettiğim şey buradaki duty free'de. Hepiniz duyuyorsunuzdur zaten. İşte burada ne bileyim telefonlar, çikolata, alkol, sigara bilmem ne dışarıya göre çok daha ucuz deniyor. Hepsinin bir fiyatlarına bakalım istiyorum önce. Girelim. Şimdi özellikle alkol tarafındaki fiyatların çok fark ettiğini söylüyorlar. İçersiniz içmezsiniz orasını ben bilmem. Onu sizin bileceğiniz iş. Ben fiyat bakıyorum. Dışarıdaki fiyatına bakıyorum önce. Normalde yüzlü dışarıda 201 lira. Buradaki fiyatı burada 146 lira. Bir 51 lira yok, 56 lira daha ucuz buradaki rakı. Buradaki fiyatı 140 lira, dışarıda 250 lira. 110 lira daha ucuz yani burada. Güzel. Geldik elektronik dükkanına. Mesela bakalım en güncel olanına karşılaştıralım. Ben söyleyeyim çok pahalı. XX Max 512 GB fiyat. 512 GB'ın fiyatı dışarıda 16.800 lira. Yuh! Buradaki fiyatı da 15.800 lira. Yani 1000 lira fark var aralarında. Burası 1000 lira daha ucuz ama pasaporta kaydettirmek gerekiyor mu bunları? Türkiye'de kullanacağım. Türkiye'de kullanacaksınız evet. Yani bunun üstüne 1500 lira ekleyince dışarıdaki fiyattan 500 lira daha pahalı olmuş oluyor. Ne anladım ben? Dütti Frütti'den almaktan telefon. Teşekkür ederiz. Yani burada şu kolonun altında gece matımı atsam, kıvrılsam çok da bir şey diyeceklerini zannetmiyorum. Yani yine çok kuytu bir yer mi? Değil bence. Koku durumu da iyi. Ama yani bakteri cihazıyla gelseydim şu yerler çok temiz değildi bence. Haydi devam ediyoruz. Şimdi burada Nepzon diye bir alan varmış. İnsanların uyuması için yapılan bir yer. Burada çok uyumak değil de biraz kestiririz gibi geliyor bana. Bir hemen rahatlık testi yapalım. Güzel. Çok ışık geliyor. Kafama bir şey, aynen uyku bandını takıp burada kestirirsin. Ama 2 saat sonra yani bir dönmek ister insan. Yani hadi bir yana döneyim dersin.
yana dönünce de çok mutlu olur musun? Olmazsın bence. Fena değil, evet, burayı kullanabiliriz. Bak herkes güzel uyumuş. Yani ben ayakkabımı çıkarmıyorum. Ayakkabınızı çıkarmayın abi ya. Biz bu kokuyu çekmek zorunda mıyız? Evet, 46 dakikamız geçmiş. Şu an 5000 adım atmışım yani. Geleli 46 dakika oldu. O yüzden acıktım. Şimdi havaalanındaki en ucuz fiyatlı yemeği bulacağız. Onu yiyeceğiz. Sonra en pahalı fiyatlı yemeği bulup onu yiyeceğiz. En ucuza gidelim şuradan. Üst katta Michelin yıldızlı, dünyaca ünlü bir şefin açtığı bir hamburgerci varmış. Buradaki en pahalı yemek de oradaki hamburgermiş ve 95 liraymış bu hamburgerin fiyatı. Gerçekten tek bir hamburger olarak 95 liraya satılan bir hamburger görmemiştim. Bizim hamburger videosunda onu bizim için özel yapmışlardı. Onu da söylemiştim zaten videoda. Şimdi geldik, simit alacağız. Ne kadar simit fiyatı? 7,5 lira. Evet. Simitimizi aldık. Gerçekten normalden ince bir simit. Yani götürsem gidecek daha. Aa, sıcak ama güzel. Bir şey diyemeyeceğim. Kendin spor takımı var arkamızda. Hey, how are you guys? Fine. Yeah. Cheers. Çok iyi. Harika diyalog. Merhaba. Okay, bir double cheeseburger alabilir miyim ben? Tabii. Double cheeseburger. Yanına da bir muzlu milkshake. 137 lira 50 kuruş. Şöyle vereyim. Bana ne oldu? Ters mi taktım ben? Bana ne oldu? Açım, beynim çalışmıyor şu anda. Ha. Şimdi eğri oturup doğru konuşacağım. Patatesi kötü. Hamburgeri iyi. Ama bence et çok pişmiş. Gurme restoran olduğunu iddia eden, böyle en iyi hamburgerci olduğunu iddia eden bir yerde. Bence et böyle olmamalı. Valla bizde yalan yok. Ama güzel. Şu an havalimanına gireli 2 saat oldu. Bizim uçağımız 19.20'de olması lazım. Şu... Hiç de gitmemiştim Kıbrıs'a. Bir gidip gelsem mi acaba? Çok hoşuma gitti. Hoppa! I'll be watching you. Ha bak, burada da bayılmış insancıklar. Evet, Netgeo belgeseli gibi şu anda. Görüyorsunuz, uyuyorlar. Saadettin Teksoy gibi, evet, arkamda. Buraya Göbekli Tepe'deki kazılarda çıkan şeylerin maketini yapmışlar. Yani şuradan sonrası Göbekli Tepe sınırı oluyor aslında. Şanlıurfa, İstanbul. Şanlıurfa, İstanbul. Urfa kebabı döner. Ne yapıyorlar ya? Evet, şu an uçağın kapısının önüne geldik. İçeri gireli de ben 6 saat 35 dakika olmuş. Uçak bir 40 dakika rötar yaptı. 8'de kalkması gerekiyor. Bütün yolcular da burada bekliyorlar. Ama ben bilinçli olarak uçak kaçırıyorum. Gerçekten harika. Hadi uçağımı el sağlayalım, gidip yemek yiyelim, oturalım, gezelim. Hadi görüşürüz uçak. Evet, burada çok değişik bir suşçu bulduk şu anda. Burada böyle bantlar var ve bantlardan farklı farklı suşlar geçiyor. Sizin oturduğunuz masanın önünden geçiyor bantlar. İstediğinizi alıp anında yiyebiliyorsunuz ve yediğinize göre ödüyorsunuz. Fiyat olarak da daha makul. Atıyorum şu suşilerden bir tanesini böyle direkt alıyorum. Gayet güzel bence. Kaç tane yerim bence, çok yerim.
Şurada arkada bir otel gördüm. Otelde istersen saatlik uyumak için oda tutabiliyor musun? Ya da oradan duş kiralayıp duş alabiliyor musun? Çok iyi bence. Üst katta da hamam varmış. Havaalanında hamam var. Ben de dedim ki havaalanında neden hamama gitmeyeyim? Neden olmasın? Hamama gidiyorum ya. Harika hizmet. İnşallah bir tane tellak dayı bulurum da böyle beni fıçı 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 böyle DJ gibi güzel güzel keseler beni. Hazırım. Şimdi biraz sauna, biraz masaj. Havalımda hamam var ya. Harika. Aa, kamera bu arada duruyor. Oğlum saçmalığına bakar mısınız? Şu an havayı bulamıyorum. Ne bu? Buhar burası. Pis pos. Ve hamama gireceğim. İnanılmaz rahatladım şu an. Yani şurada mermere kafamı koysam uyurum. Hiç yer ayırt etmem. Şimdi uyumak için Nebzon'a gidiyorum. Yani bu arada rengim falan açılmış olabilir. Arada kese mese bir sürü şey yapıldı. Bir ara köpükledim falan. Artık gel uyuyacak yer bulalım. Ben şurayı çömüyorum. Yatmadan önce rahat uyuyabilmek için aldım. Eşyaları göstereceğim. Görmüşsünüzdür şurada zaten bir tane uyku matım var. Hani burada yatamazsam yerde yatmam gerekirse kullanayım diye bir uyku matım var. Şurada bir yastık vari. Bence hiçbir kullanışı olmayan ama herkesin ısrarla boynunda taşıdığı bir ne bu? Boyunluk bandı fısı fısısı var. Bana sağ olsunlar bunu uygun görmüşler. Uyku bandı kendisi ama romantik bir uyku bandı. Hadi ben yatıyorum o zaman birazcık. Bakayım. Üşür müyüm burada? Üşümem herhalde. Müzikimi dinlerim. Bilgisayarımı çıkarırım. Yastığım var şişme. Ben yanıma müzik aleti bile aldım. Herkese laf edip ben ayakkabılarımı çıkaracağım şimdi burada. Oy. Buradan şu an gayet izleniyor yani dizler. Hayrat yapmışlar. Wi-Fi hayratı. Saat 12.10 geçiyor şu anda. 11 saat 7 dakikadır havaalanındayım. Burası biraz aydınlık geldi. Bugün gezdiğimiz arka taraflarda baktığımız yerlere doğru gidelim diyorum. Haydi gezelim. Yok bizim uçak artık yok. Yok. Tam kendime güzel bir yatma yeri bulmuşken hayat beni en hassas yerimden vurdu. Güzide yastığımı şişirip kafamın altına koyup uyuyacaktım ki sağ olsun kedim buna işemeyi uygun görmüş. Sağ olsun Nohut'cum. Sana buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Annenlere selamlar Nohut'cum. Vay başımıza gelenler. Saat 3 oldu. Yani uyumanın yanından bile geçemedim. Ben herhangi bir gürültü ses bir şey yok ama yok rahat edemedim ya. Şu mat seçimim gerçekten yanlış olmuş. Olay yerini terk ediyorum. Şu ana kadar uçağımın üstünden bayağı bir süre geçti. Yani kimse gelip de kardeş sen ne yapıyorsun burada? Bir biniş kartını kontrol edeyim diyen birisi olmadı. Allah inşallah öyle birine denk gelme. Şurası gerçekten olabilecek en iyi yerdi benim için. Artık şanslı gittim bir yerde ben. Arkan. Arkadaşlar Orkun uyanmıyor. Gördüğünüz gibi herkes uyuyor. Orkun.
Orkun, günaydın. Hı? Günaydın. Teşekkür ederim. Sabah oldu. Güzel, saat kaç? Saat 6:30. Zihin erörü veriyorum şu an. Günaydın. 6:30. Günaydın. Nasıl? Yeni kombinim. Madem burada lokal oldum, 25 saattir falan buradayım. Kimse bir şey demedi. Ben de birazcık şansımı ne kadar zorlayabilirim, ne kadar dikkat çekip başıma bir şey gelebilir, onu da diyeceğim. Dün eşyalarımı dün hamama gittiğimiz kasaya bıraktım. Oradan da bir diş fırçası buldum, onu aldım. Bir dişimi fırçalayacağım şurada. Sonrasında bu kombinimle dışarı çıkacağım. Haydi. Good morning canım. Good morning. Gel kahve alalım. Canım günaydın. Günaydın. Bir kahve alabilir miyim? Benim. Bir ice latte alayım. Teşekkürler. Bakalım ne kadar olmuş. 24 saat 34 dakika olmuş. Saat 1:30. Vallahi bir gün aşkın süredir buradayım. Ve herhalde bornozla gezinmeye alışık olsalar gerek. Ki ilk defa ben geziyor olmama rağmen. Benim ev zaten şurada sağda ileride. Canım good morning. Good morning. How are you? Thank you. Garip, cringe bir an değil mi? Konuşma bitti ve aynı merdivende yürümeye devam ediyoruz. Hani böyle vedalaştıktan sonra aynı yola gidersin ya. Tam onu yaşadık şu an. Bizim dükkanda işleri iyi bak. Ben artık çok benimsedim burayı ya. Bak hiç rötar yok. Ne güzel. Günaydın. 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 Uç nere? Boston. Boston'a gidiyorsunuz ha. Ha siz şeyden geçeceksiniz, güvenlikten geçeceksiniz. Dikkat edin. Hoşça kalın. İyi Boston'lar. Günaydın. 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 Her şeyin çok normal olduğu günlerden birindeyiz herhalde. Hello'lar. Buralar eskiden hep tutluktu. Şimdi hepsi kapı oldu. Her yerden biri gidiyor. Bir şey diyeceğim, çok eğlenceli. Ben bunu zevkine yaparım arada ya. İyi yuklar canım. Merhaba. Merhabalar. Size nasıl yardımcı olabilirim? Benim uçağım vardı da. Tabii nereye? Ercan. Siz de beni görüyor musunuz? Evet. Uçuşunuz kaçta? Dün 19:20. Dün 19:20 ama bugünkü uçuşunuz kaçta beyefendi? Dündü benim uçuşum. O zaman uçuşumuzu kaçırdım. Ne yapsak? Ben burada şimdi uçuşumu kaçırdım ama ben burada kalabiliyor muyum? Yani. Burada durabiliyor muyum ya? İstediğim kadar durabiliyor muyum burada? Pasaporttan ülkeden çıkmadığınıza dair bilgi gidecek ve sizi havalimanında aramaya başlayacağım. Tamam peki teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Ya kalıyorsun. Ya şu an bilinçli kaçırdım uçağımı da. Atıyorum bilet aldım. Gerçekten yanlışlıkla uçağımı kaçırdım ve burada kaldım. Ve yeni bilet alacak param yok mesela. Ne yapacağım? Kaldım burada. Şu anda öyle diyebiliriz soran olursa. Tamam, çok iyiymiş. İniş kartınızı görebilir miyim?
Kayda gir. Kayda gir. Benim sende mi iniş kartı? Yok, semtede olmuş lazım. Pasaportu? Yok, sadece bir iniş kartı. Uçağımız duymuş. Dilerseniz şöyle transfer diski yönlendirelim. Burada kalamıyor muyum? Hayır, kesinlikle yasak. 10 dakika sonra falan gitsem? Yok, hayır. Bizim refakat etmemiz gerekiyor. Uçağınızı kaçırdığınız için ve dün kaçırmışsınız uçağınızı. Çantayı alırız şimdi zaten ya. Havalanında koşmak falan çiğ fikir değil mi? Bakabilir miyim pasaportunuza? Tabii. Telefonu şu an burada alıp sizi bilete göstersem oluyor mu? Tabii ki olur. Biz buradan bir iş kartınızı ver. Yani çıkmama gerek yok yani oradan. Gerek yok. Okey, tamam, öyle yapalım. Ben bir telefonla alayım o zaman bileti. Biletimi aldım telefonla internetten. Aldım, bileti gösterdim. O da sistemden kontrol etti ve sonra tekrar beni aynı kapıdan yine güvenlik görevliyle birlikte buraya getirdiler. İnanılmaz gerildim. Atılsam nasıl bir yaptırımım var hiçbir fikrim yok ama sonuçta uçağımı kaçırdım. Hani gecede dönmek istemediğim için burada kaldım baktığınız zaman. Şimdi çantamı almaya gideceğim. Burada bir gece daha geçireceğim. Buradaki bu son gecem olacak. Yarın da inşallah artık başıma bir iş gelmezse buradan çıkacağım. Evet, havaalanına gelmişken ve 48 saatimi burada geçiriyorken zaten dün akşamımı patates olarak geçirdim. Bu akşamımı da güzel, keyifli geçireyim ve buraya gelmişken bir de şu içerideki oteli deneyeyim diye şimdi buraya gireceğim. Şu an saat 23.36, yani kaç saat olmuş? 34 saat 34 dakikadır havaalanındayım. Şimdi içeri gireceğim. Merhaba. Bir gecelik oda istiyorum. Teşekkürler, kolay gelsin. Şimdi 3035 vermişler. 3. katta. Şurada bir etrafta neler var? Onlara bakmak istiyorum. Şurada bir otomat var. Buradan kredi kartıyla da normal herhalde yok. Sadece kredi kartıyla istediğin bir şey alabiliyorsun. Kart okutun, ürünü seçin. Kart. Kırılacak ama hocam, atmasaydın keşke. Sodamızı aldık. Şimdi burada şöyle bir, ne bu? Yemekhane. Yemekhane. Atıştırmalık bir şeyler de var, güzel. Bu tavukla köfte sebzeli. Değişik bir asansör. Evet, 3035'i arıyoruz. Tam böyle bir şey, Japon edası var otelde. Ha bak, tam simetrik duvarlar. Gerçekten sonuna bakınca koridorun sonsuzluğa gidiyor gibi hissediyorsunuz. Oradaki görevli olmasa gerçekten sonsuz yani orası. Ooo, nasıl geçiyor? Bak bak. Gidiyorsun bitmiyor ya. Kolay gelsin. 35. Evet. Hadi hayda. Yeşil mi bu, mavi mi? Oda bayağı güzel bu arada. Amerikan banyo. Ama gayet güzel herhalde. Bir tur yapalım hemen. Oda turu time. Evet. Burası aynamız. Burası banyomuz. Burası yatak odamız. Burası tuvalet. Burası duş. Bir ayna daha. Burası dolap. Burası kasa. Burada havlular var. Burası çalışma köşesi. Burası mi bar ama boş. Aşağıdan istediğiniz şeyi alıp buraya koyabiliyorsunuz. Bu televizyon. Burada beleş bir su var. Burada prizler ve USB girişleri var. Şurada her niyeyse bu Amerikan duşu kapatan bir perde var. Aha, odada en sevdiğim yeri buldum. Pavyon ışığı kontrol merkezi. Hoppa, oturmaya mı geldik? Oo, bu tam bir Matrix sahnesi oldu. Post apokaliptik bilim kurgu filmi. Duş time. Temizleme zamanı, temizleme zamanı. Hop, temizlerden kim kaldı? Hop, hop. Kesinlikle ben değil. Leş gibi kokuyorum ya. Felaket kokuyorum. Haydi. Bedül kaçar.
Şu an havaalanından çıktım. Saat 12'yi 10 geçiyor. Sayacımız da 47 saat 10 dakikaya gösteriyor. Tam 48 saate çıkmadım çünkü buradan sonra ne kadar pis serisinde bir tuvalet karşılaştırması yapacağız. Onun çekimine gideceğim. O yüzden böyle bir 50 dakika, 1 saat erken çıkmam gerekti. Gerçekten havaalanındaki 48 saatlik maceram tahmin ettiğimden çok daha keyifli geçti. Ve kesin başıma bir şey gelir diye düşünüyordum. Ama ufak bir yakalanmadan sonra 10 gün sonraya Kiev bileti aldım ve oradan da başımı kurtardım. 10 gün sonraki Kiev biletimi ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Hani gitmişken be hadi yine bir Ukrayna'ya, buradan gelmişken gideriz belki. İnanılmaz eğlenceli oldu. Havaalanında başka bu tarz böyle videolar yapmamı istiyorsanız, fikirleriniz varsa mutlaka aşağıya yorum olarak atın. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi eve gideceğim. Çok güzel uyuyacağım. Bayağı güzel uyuyacağım. Yani sabah ama uyuyacağım. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Behlül Kaçar.